Arif Sertan. Tamam. İnşallah o kadar albay olarak kınarlık olmasın. Görevde bulunacağımız süre içinde Burdur'un en iyi şekilde hizmet etmesini, hizmet almasını temel ilke olarak benimseyeceğiz. Bunun için öncelikle ilimizi en kısa sürede tanımaya ve onu değerlendirmeye çalışacağız. Yönetim anlayışımız her zaman adil, şeffaf, hesap verebilir, verimli ve etkili bir yönetim şekli olacaktır. Her zaman halkımızın sorunlarına açık, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacağız. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içinde bulunacağız. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, bütün çalışma arkadaşlarım, uyum ve hizmet birliği içinde hızlı, vatandaşı her zaman önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerdir. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla da bir arada bulunmaya özellikle önem vereceğiz, önem göstereceğiz. Çok yakından bildiğiniz gibi ülkemiz, 2016 yılında yaşadığımız menfur darbe girişiminden bu yana sıkıntılı ve zor bir dönemden geçmiştir. İlimizde bu manada ülke genelinde olduğu gibi en çok ihtiyaç duyacağımız şey, birlik, beraberlik ve huzur içinde tesis edilecek çalışma ortamıdır. Bunun için bütün idare teşkilatımız, mahalli idarelerimiz, üniversitemiz, meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve ildeki diğer bütün hizmet unsurlarının bu anlayış etrafında toplanarak görevlerini yürütmelerini sağlama konusunda gerekli iklimi oluşturmada her zaman duyarlı olacağız. İlin gelişiminde devam eden yatırımların sonuçlandırılması ve yenilerinin gerçekleştirilmesinde ilgili bütün kesimlerle işbirliği içinde hareket ederek aktif ve sonuç odaklı bir çalışma modeli ortaya koyacağız. İlimizin güçlü olduğu alanları öne çıkararak yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp uygulama gayreti içinde olacağız. İlin gelişimine katkı sağlayacak her girişimi yakından takip ederek destekleme niyetindeyiz. İlin gelişimine katkı sağlayacak her girişim bizim için özel önem taşımaktadır. İl yönetiminde altını çizerek belirtmek istediğim bir husus da zamanı en iyi şekilde kullanma ve Burdur'un ihtiyaç duyduğu daha üst standartları yakalamanın gayret içinde olmak gerektiğini düşünüyoruz. Kamu hizmetlerinin vatandaşımıza en sağlıklı şekilde ulaştırılması, toplumdaki dezavantajlı kesimlere öncelikle ulaşılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu anlayış çerçevesinde devletimizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde ve yanında olduğunu hissettirmek bizim en temel görevimizdir. Bu vesileyle 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ilimizde de huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bu çerçevede seçim sürecinin huzur ve esenlik içinde geçmesi, vatandaşımızın hür iradesinin en sağlıklı şekilde sandığa yansımasının sağlanması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır ve alınacaktır. İçinde bulunduğumuz bu olumlu atmosferin zaten huzur şehri olarak bilinen Burdur ili genelinde bütün vatandaşlarımızın, siyasi partilerimizin ve basınımızın duyarlı yaklaşımı sayesinde muhafaza edilerek seçim sürecinin en iyi şartlarda gerçekleşeceğine olan inancımı belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Burdur halkının içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında tebrik ediyor, en derin selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sen niye sormadın?